Nefs-i raziye mertebesi kulun Allah'tan razı olduğu bir mertebedir. Bundan sonraki mertebe nefs-i marziye mertebesi Allah'ın kulundan razı olduğu bir mertebedir. Yani kulun Allah'tan razı olması başka bir şeydir. Allah'ın kulundan razı olması başka bir şeydir. Bu nur boyutundaki en üst mertebe olarak bilinir. Allah'ın kulundan razı olması. Onun için biz hemen birisi bir iyilik yaptığı zaman küçük bir iyilik gördüğümüzde Allah senden razı olsun deriz. Allah senden razı olsun demek çok büyük bir duadır. O kadar büyük bir dua ki Allah senden razı olsun dediği zaman Allah onun duasını kabul ederse o kişi cennetteki en üst seviyeye gider. Onlar şehitlerle, nebilerle, erenlerle, evliyalarla, zahitlerle, ariflerle birlikte haşrolunurlar. Bir duanın kabulü, sizin için yapılan bir duanın kabulü sizi çok üst seviyelere çıkarabilir. Hiç kimseyi hafife almadan onların gönüllerini almaya çalışmak lazım. Yani belki içlerinden bir tanesinin duası kabul olsa siz köşeyi döndünüz. Cennetteki en üst makama çıkarsınız. Nefs-i marziye Allah'ın kulundan razı oldu. Bir Allah'ı sevenler vardır, bir de Allah'ın sevdikleri vardır. Herkes Allah'ın kendisine verdiği nimetlerden dolayı ona teşekkür eder, şükreder, ondan razı olduğunu dile getirir. Peki ama Allah senden razı mı? Bu daha önemli. İşte kimlerden Allah razı oluyor? Onun yolunda yürüyenlerden, onun istediği şeyleri böyle harfiyle yerine getirmeye çalışan takva sahibi kişilerden Allah razı olur. Ancak size bir ipucu vereyim. Eğer Allah bir kulundan razı olursa onu da kendine razı hale getirir. Yani nefsi raziyeye ulaşmış olan birinin marziyeye ulaşması kolaydır. Çünkü Allah o kulunu sevmiştir artık. Sevdiği için alt seviyelerde değil, hemen birdenbire üst seviyeye getirmeye çalışır. Yolunu açar. Allah bildikleriyle amel edene bilmediklerini öğretir diye bir hadis-i şerif vardır. Yani sen bildiğini uygularsan sana kapıları, yolları açıyor. Samimi olan kişilere her zaman bu kapılar açılır. Yani ince hesap yapmayan, genelde böyle gönül yoluyla giden, hesap kitap peşinde olmayan, gönül ehli olan kişiler burada çok hızlı yol alırlar. Burası kişilerin güzel ahlak sahibi olduğu bir yerdir. Yani o kişinin tüm güzel özellikleri aşikare olur, açığa çıkar. Yani çok merhametli olur, çok şefkatli olur, çok cömert olur, çok adil olur, merhametli olur. Yani aklınıza gelen bütün güzel özellikler o kişide toplanmıştır. Bu nur boyutu da bu üç mertebeden oluşuyor. Mutmainne, raziye ve marziye.